Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kalonia adlı çiçeğin bakımından söz etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın e bu şekilde e güzel güzel çiçekler açıyor. Ben buraya üç renk diktim. Bu ön taraftaki beyaz renk, e bu kırmızı, şu da pembe renkti. Arkadaşlar bu şekilde bir sene içerisinde gelişti. Fakat bu çiçeğin kötü bir tarafı var arkadaşlar çok çabuk böceklenebiliyor o yüzden de zaman zaman yapraklarını sirkeli yağlı Arap sabunlu su yaparsanız ve şu şekilde elinizle ben bu şekilde hazırladım elinizle bu şekilde yapraklarını şöyle silerseniz belli bir süre sonra geçecektir. Zeytinyağı böcekleri tutmamasını sağlıyor. Sirke de sirkenin kokusuna ve Arap savunun kokusuna da pek gelmiyor böcekler arkadaşlar. Bu çiçeğin bakımı ile ilgili konuşmam gerekirse arkadaşlar şu şekilde bakımı yapılıyor. Çok fazla güneş sevmiyor. Yani şöyle güneşi seviyor fakat direkt güneş gelmeyecek. Tül, tül perde arkasından gelen bir güneş olacak. Ben e, balkonuma koymuştum bir sene. Yandı yaprakları. Ve öyle olunca bütün yapraklarını kopardım. Dipten kestim ve tekrar bu şekilde şu beyazı. Bu şekilde gayet hızlı ve güzel bir şekilde bir sene içerisinde. Bu şekilde büyüdü arkadaşlar. Bakın çok güzel görünüyor. Çok canlandı. Yalnız şu kısmında şu kısımlarında şöyle gösterebilirsem işte böceklenmeler yavaş yavaş oluşmaya başlamış. O yüzden de zaman zaman böyle yapraklarını siliyoruz arkadaşlar. Burada da birkaç tane var döş beyazda da. Onu da bu şekilde yaptım ve sildim yapraklarını. Birkaç gün sonra baktığımda hiç kalmamıştı. O yüzden bu şekilde yaparsanız bakımı çok basit. Hatta bunu Buna yapmadım ama yapacağım. İçine toz tarçın serpebilirsiniz. Ya da bir tane çubuk tarçın çubuklardan koyabilirsiniz. O şekilde de korumuş olursunuz. Kokusuna böcekler sevmiyor ve gelmiyor. Üre, üretimine geçince arkadaşlar üretimi üretimi şu şekilde oluyor. Mesela şuradaki Şunlardan bir parça şöyle koparıp şunlardan şu fidelerinden şöyle bir parça koparıp direkt diktiğiniz zaman da oluyor. Suyun içinde beklendirip köklendirirseniz de oluyor. Geçen gün bir parçası kopmuştu ve ben buraya diktim böyle. Ee, geçen sene de kopanlar oldu. Direkt hiç köklendirmeden diktim bunlar geçen sene. Ee, Sonbahar ayında diktiklerim görüyorsunuz çok güzel bir şekilde onlar da tutmuş şu anda da Çiçek açıp açıyor ee, Şey Toprak isteğine gelince arkadaşlar Toprağımız e, torflu toprakla e, kaktüs sukulent toprağını Karıştırıyorum ben İçine biraz e, yumurta kabukları da koyuyorum ama e, Yumurta kabuklarını şu şekilde koyuyorum. 200 derece fırında bekletiyorum 200 derecede 15 dakika. Sonra ben bunu ince eziyorum. Ezdikten sonra da toprağını karıştırıyorum arkadaşlar. O da çiçeklerin bu şekilde gelişmesine neden oluyor. Çok güzel bir şekilde gelişiyor. Bu şekilde bir sene sonra da çok güzel çiçekler açıyor size. Böyle arkadaşlar. Bu çiçeğin bakımı çok kolay ve çok güzel bir çiçek. Rengarenk çiçekler açıyor. Ee, i̇lk aldığım seneler çok fazla bilmiyordum. Ve, ve bir tane çiçeğimi o şekilde kaybettim. Ee, çok şey böceklendiği için. Ee, o yüzden e, bu dediklerimi zaman zaman yaparsanız arkadaşlar hiç pişman olmazsınız. Ve sağlıklı bir şekilde çiçeğiniz gelişmeye devam edecektir. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler.